Şimdi Türkiye'de gündem olarak hep bildiğiniz gibi günün manşetleri, gündem veyahut da manşetlerin dili. Arkasında mesela televizyon programlarında olsun, gece programlarında mesela tarafsız bölge, sıra dışı veyahut da gece görüşü, gündüz mesela sabahları sabah haberleri ve buna benzer hani sesli makale gibi bir sürü programlar var. Ben de bir şey üreteyim dedim. Hani bizden bir şey olsun katkı. Ben de resimlerin dili olarak yeni bir hani program düşündüm, tasarladım. Resimlerin dili olarak mesela sosyal medyada çok gündeme gelmiş bazı resimler var. O kadar anlamlı güzel resimler ki onun dili olarak burada size aktarmak istiyorum. Bir resmimiz var. Birinci resim. Gördüğünüz gibi Nutuk kitabı bastırmış Ekrem İmamoğlu. Kitap 135 liradan satılacak. Şimdi diyelim bunu 10-15 liraya mal etse komple 120 lirasını cebe atacak. Hani o kitapta da ne var desen bir dünya zırvalık vardır. 10 sayfa birine yazdır. 10 sayfa birine yazdırır. Kardeşim ben bilmiyorum etmiyorum falan filan diyenler olursa onlara deriz ki yani sallayacak bir şey demiyor. Atatürk şöyle uyurdu, böyle kalkardı, böyle yatardı. Biz böyle geldik, böyle hizmet ettik, böyle şu yollardan geçtik, şu hizmetleri verdik. Şu sıkıntıları çektik falan filan bir şeyler doldur işte salla 10 sayfa. Hani bir de eğer ki belediyenin matbaasını kullanırsa o zaman hiç ona da para vermez komplesini cebe atar. Bir de kitle de hazır kitleyecek kitle de hazır bir dünya. Hani 2.500 liraya Yılmaz Özdil 1881 tane Atatürk kitabını 4.5 milyona sattı. Güzel bir villayı da aldı Bodrum'da biliyorsunuz. Ben Mustafa Kemal'in koleksiyon serisinden edinebilen 1881 şanslı kişiden biri oldum. Yani onların ama şurası komik. Bana tuhaf gelen şu. CHP çok güzel yere tezgah kurmuş. Ama o kadar güzel yerde tezgahları var ki. Şimdi şöyle düşünün. Mesela İstanbul'dan örnek verelim. İstanbul'da en işlek cadde mesela neredeyse diyelim. Hiçbir zaman zarar etmeyecek. Kapalı çarşıyı düşünün. Böyle insanların böyle kanimet gibi, kıyamet gibi gelip geçtikleri durmadan yani ne koysan tezgahın önüne ne satarsın. Her şey hep kar yaparsın. Asla zarar etmezsin. Bir de eğer dükkanda kirası hani yoksa, bedavaysa, kira da yoksa, kira da ödemiyorlar. Ne de olsa kirası da yok. Niye derseniz çünkü CHP bugüne kadar hiçbir hizmet vereceğim ya da hizmet bekleyen bir millet, bir kitle de yok. Neden yapmadın? Neden çalışmadın diyen. Mesela İzmir'i düşünün. Adam mesela Çiğli'de olsun veyahut da Bornova'da olsun. Adam suyu gidiyor denizden alıyor ya. 2 günde 3 günde bir su geliyormuş. 2 günde. Adam yıllardır çekiyor bu zahmeti. Yıllardır çekiyor, 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 çekiyor. Ama hiç kimsenin aklına gelmiyor. AK Parti'ye verelim de huzura erelim. Erdoğan İstanbul'dan İzmir'e boru hattı döşer. Yine de bizi susuz bırakmaz diye. Bakın yine geçen haberlere geldi. Şeyde de aynı şekilde Bakırköy Belediyesi'nde belediye başkanı, CHP belediye başkanı İBB'nin kararıyla kapatmış pazar yerini ve şu anda pazarcılar belediyeyi yumurta, taş ne varsa atıyorlar. Yeni pazar yeri de sunmamışlar, göstermemişler. Her türlü ayaklanmalar var. Büyük arbedeler yaşanıyor. Hani esnafın hakkı, pazarcının hakkı, insanlar aç, yoksul, kimsesi yok falan filan, hükümet falan hiç kimse araştırmıyor. Kimse üzerine düşmüyor. Yapan hani CHP olunca hesap soran yok. Hani mahallenin deli çocuğu olur ya ne yapsa yeri delidir, ne yapsa yeridir hesabı. Her şeyi yapıyor. Serbest, özgür. Hiçbir hesap soran yok yani. Onu demiş ya doktor kendi haline bırakın kendi haline. Hiç kimse hesap sormaz, hizmet beklemez o derecede. Bir de siz yorumlarda şunu düşündüm mesela arkadaş o hani dedim ya hiçbir zaman zarar etmeyecek İstanbul'daki o Mısır çarşısı bile. Ya şimdi pandemi dönemi oldu. Orası bile şu anda kapandı. Bak ora bile zarar etti yani satış yapamadı. CHP öyle bir şey ki ne dünyada hiçbir zaman zarar etmeyecek. Her zamanki çok güzel yere tezgah kurmuşlar. Asla zarar etmezler. Her zaman hani sabit müşterisi var ya, günlük kasası var ya, her gün var. Ne yapsa tutturur abi. Adam CHP'ye göbeğine tezgahını kurmuş. İster çalışsın, ister çalışmasın, ister mesela kaset kumpası oldu mesela. Kaset kumpası diyorlar ya. Ya bildiğiniz genel başkan ya CHP'nin genel başkanı en büyük başı lider yani CHP'nin yöneticisi sevip saydığınız oy attığınız kişi deyin yani. Çünkü genel başkanı siz hani hizmet ediyor diye o kişiye oy verirsiniz. Öyle düşünün. Şu an Erdoğan AK Parti'ye hizmet ediyor diye Erdoğan'a oy veriyoruz. Erdoğan'ın böyle kaset kumpası gibi asla olmaz aşağıda. Olsa diyelim buna o zaman AK Parti biter. Öyle bir parti kalmaz. Aynısı CHP'de bak oluyor.
Adam gidiyor, yerine başkası geliyor. Hiçbir tane oy bile kaybı yok. Aynen devam. Yarın dolandırıcı, sahtecilikten, ikilikten, yok bilmem ihanetten Kılıçdaroğlu gitsin. Hiç adı bile, sanı bile duyulmamış bir tane mahalleden birini tutun getirin. O tutturun CHP'nin önüne. Aynı sistem. Ya hani rayına ray döşemişler. Rayına da hani makinist olmadan bir tane tren koymuşlar. Kendi kendine makinayla gidiyor yani. Git gel. Yani müşterisi hazır. Zarar etmesi yok. Yakıtı bedava. Her şeyleri yolunda yani, tıkırında. Düşünüyorum şu anda ya. Dünya, Türkiye'nin en zarar etmeyen neyi var arkadaşlar? Çiftçi deseniz mesela, Allah tarafından buğda bitiyor deseniz, hadi dolu yağdı, hadi yangın çıktı, hadi bir şey olmuyor. Düşünün mesela dükkan, mesela en işlek caddede bir dükkan değil, işte pandemi döneminde kapandı. Hastanesiniz var, yani kiraladınız, şöyle yaptınız, böyle bir gün zarar etti, battı, dolandırıcı oldu, sahtekarlık oldu, devlet kilitledi, mesela zabıta geldi, kilit vurdu, yine zarar ettiniz, iflas ettiniz. Otobüsünüz var, hep ticari taksiniz, boyuna çalışıyor, para basıyor, kaza edebilir, bozulabilir, yani her şeyin bir sonu var. Ama şu CHP'nin asla sonu yok. Her zaman kar yapıyor, kedi gibi hep dört ayağının üzerine düşüyor. Çok güzel tezgah, süper para kazanma yeri. Var ya, yemin ediyorum, böyle bir iş yeri, böyle bir meslek dalı dünyada daha icat edilmedi. Bana göre. Eğer aklınıza geliyorsa yorumlara yazın. Düşündüm bulamadım. Böyle güzel bir meslek dalı, CHP gibi. Evet. Bir sonraki seçim resmimize bakalım. Seçim nereden çıktı ya, resmimize. Şimdi bu da Şahin diye bir kardeşimiz paylaşmış bunu. Yunanistan'da 600 kilometre Antalya'ya bak. Kaş'a 800 kilometre. 800 metre bak. Yunanistan'a 600 kilometre, Kaş'a 800 metre. Yani 800 metre bugün birisi taş fırlatabilir mi? Fırlatamaz. En fazla 100 metre fırlatır. Sapanla 300-400 metre, o da olmaz. Neyledi? Ama gözle görülür yani. 800 metre uzakta bir ada, Mayıs adası. 600 kilometre uzaktan gelmiş buraya Yunanistan. Geliyor. Ada onun. Siz 800 metre bakın, orada bir balıkçınız çıksa şöyle 800 metre ileride bir avlanma yapsa, adamı kara sularındasınız, tutukluyor, teknene el koyuyor, mahkemeye çıkartıyor. Artık 20-30 milyar ceza ödersin durumuna göre, teknenin değerine göre de tekne parası ödersin, anca öyle alırsın. Bunu da Lozan'da Sağır İsmet'in adalarla alakalı, Türkiye'yi türlü maceralara sürüklemeyelim, verelim, kurtaralım demiş olduğu bir anlaşma. Sağır İsmet'in. Görüyorsunuz değil mi? Ama Erdoğan bak 800 metre dibimizdeki ada, ama Erdoğan Libya ile yapmış olduğu mutabakatta Türkiye'nin yarısı kadar arazi kazanmış, kimsenin umurunda değil. Suriye'ye girmiş. 4 tane operasyon yapmış. Fırat Kalkanı, Afrin Operasyonu, Zeytin Dalı, Barış Pınarı. 4 tane operasyon yapmış canavar gibi. Bütün Suriye'nin tamamen ticareti, alışverişi, şunu mu? Belki bir sürü petroller falan filan bir şeyler de vardır. Yani orada, yani Türkiye'nin çıkarı çok vardır illaki. Bütün bunlar elimizin altında. Yani orada yaşayan nüfusların hepsi tamamen artık Türk parası kullanıyor. Bütün ne kadar oraya mal ihraç ediyoruz, elektrik, su, ne olsa adamlar hep bizden satın alıyor. Çünkü güneyleri, aşağılar kapalı, batı kapalı, doğuda deniz var, bizden almak zorunda. Bize bağlı bir eyalet. Her şeyi bizden geçiniyor. Adam donuna varınca kadar bizden satın alıyor. Bu kadar. Yani Erdoğan'ı yapmış oldu. Bak Libya'yı görüyorsunuz değil mi? Petrol çıkaracağız. Engin Altay ne diyor? Ben diyor Libya'nın petrolünü sana yedirmem. Allah Allah, Yunanistan milletvekili misin? Arkadaşım Yunanistan mısın? Sana ne yani? Parayı oradan Libya'dan aldığı zaman Türk halkına getirecek. Türk milletinin ekonomisine katkı yapacak. Yol, hastane bir şekilde dönüyor yani. Neyse, uzatmaya gerek yok. Yani demek istediğim, bak Libya'da, Suriye'de, Irak'ta, Güneydoğu'da ne kadar operasyonlar yapıyoruz. Şimdi Azerbaycan'a orada da bir sürü sıkıntı var. Belki oraya da şey yaparız. Katar'da askerimiz var. Sudan'da var. Bosna'da var. Karabağ'da var. Her tarafta bir sürü yerde var ya. Türkiye kaç yerde yok ki ne? Yani bütün bunları Recep Tayyip Erdoğan bu Türkiye'nin kıt kanaat ekonomisiyle hepsiyle ayakta tutuyor. Kaç tane cephemiz var görüyorsunuz değil mi? Önceden evimizin içine bile muktedir değilken. CHP'ye kalsak Ayasofya'yı bile açamayacağız. Bir sonraki resim arkadaşlar. Ayasofya'yı açıyoruz biliyorsunuz. Kemal Kılıçdaroğlu'nu davet etti Ali Erbaş hocamız, Diyanet'in genel başkanı. Ne diyor Ekrem İmamoğlu? Diyor ki ben namaz kameraların önünde namaz kılmam. Ya arkadaş, ama bak resmim var, kameraların önündesin, cayır cayır da oturmuşsun. Ama bakın ellerine iyi dikkat edin, hiç hayatında secdeye oturmadığı için bacakları karıncalanmış.
Namaz kılan adam bilir. Kıvrıla kıvrıla oturuyor bak. Zor bela. Yani az daha dursa sıkıntıdan bacakları patlayacak. Çünkü bacak yani secdede uzun süre oturan insanın bacakları ne olduğunu biliyoruz. O kadar yani namaz kılan insan daha iyi anlar duruşundan. Hayatta secdeye oturmadığı belli. Ama bir şey daha var yani. Biz bu Kemal Kılıçdaroğlu'nu oraya davet edene kadar Vatikan'daki Papa'ya davet etsek o bile gelirdi belki ha. Papa bile gelirdi ama Kılıçdaroğlu gelmiyor. Yazıklar olsun. Bak bir sonraki resimde görüyorsunuz değil mi? Bak Papa kilisede ayin düzenlerken mum yakmış beyefendi. İbadet. İbadet. Ya şimdi tabii Hristiyan olduğu için söylemiyoruz yani. Hristiyanlık için değil. Orada bak adamların nasıl işini görüyor. Nasıl adamlara saygı duyuyor. Adamların mesela gülerek en alt sol köşeye bakın. Gülerek nasıl adam eda yapıyor onların ibadetlerini. Onlara ne güzel ayak uyduruyor. Ama İslamiyet'e ayak uydurmuyor adam ya. Bir tek İslam. Çünkü İslam onun için bağnaz, gerici, cahillik, safsatadan ibaret gibi bir şey. Asla inandığı bir şey değil. Sanki bu Hristiyanlık olsun, Yahudilik olsun onun için hobi gibi bir şey ya. Adam eğlene eğlene yapıyor. Sanki şey yapar gibi. Hani yoga yapıyorlar ya yoga. Yoga yapar gibi yapıyor adam ya. Komik bir adam. Şimdi bir sonraki resme geçelim arkadaşlar. Bu da çok bayağı sosyal medyada paylaşıldı. Yunan gurur duydu. Manşetlerden inmedi. Manşetlere taşımışlar Ekrem İmamoğlu'nu. Neden? Çünkü Ayasofya'yı cami olarak kabul etmiyor adam. İstemiyor. Gerek yok diyor. Ve namaz kılmaya da gitmiyor. Gitmiyor namaz kılmaya. Cuma'ya gitmiyor. Bütün dünya geliyor. Dedik ya biraz önce. Papa bile çağırsak gelirdi. Vatikan'dan Papa gelirdi. Adam gelmiyor arkadaş. Bu neyin kini, neyin öfret? Ama seçim olsa en ön safta durur. En ön safta seçim olsa en ön elini açar huzur duası. Kur'an-ı Kerim okur, Yasin-i Şerif. Biliyorsunuz, anladınız. Hep böyle seçim zamanı Muharrem İnce de ne yapıyor? Ben diyor ilk ayet-i kürsüyü ben ezberledim. İlkokul 4'te bu köydeki arkadaşlarımla birlikte Kur'an kursuna gittiğimizde Ayetel Kürsi'yi en çabuk ben ezberlediğim için hoca benim imam yapılmamı istemişti dedemden. Ya şey bundan hafız çok iyi hafız olur. Çok çabuk ezberliyor diye. Hatta bir ara dedemin projesiydi bu beni hafız yapmak. Arkasından tutuyor ne diyor? Benim babam hafızdı, mollaydı, dinciydi. Arkasından tutuyor ne diyor? Her gün cuma namazı kılardım ben, her gün. Ben 5 vakit namaz kılıyor falan değilim. Ama her gün Allah'a şükür 15 yaşından beri cuma namazı kılıyorum. Saklı gizli bir şey değil ki bu. İlk şık bulmadım. Kendisiyle de rakı sofralarında ayrıca beraber oturduk. Onu da söyleyeyim. Ama Muharrem abi bak sana buradan bir selam göndereyim haber. Bak cuma namazı sadece cuma günleri farz. Cuma günleri sadece kılabilirsin onu ve cemaatle kılabilirsin. Tek başına kılamazsın. Hala cuma namazı kılıyor isen sadece cuma günleri bak. Sadece cuma günleri farz değil vacip. Tamam? Her gün kılma bak ben sana söyleyeyim. Çünkü mekruh olur, günaha girersin. Her gün kılmazsın. Abdestsiz de evden hiç çıkmıyor beyefendi. Hiç çıkmaz. Bir sonraki resmimiz arkadaşlar. Bunu da artık sosyal medyada çok paylaşıldığı için koydum. Yoksa koymaya gerek yoktu. Karaktersiz birisi. Yani bayan olduğu için bunu sözümü geri alayım. Bayan olduğu için çünkü bayana denmez. Ama bayanlığın haricinde şahsiyet olarak, parti olarak, görüş olarak, yaşantı olarak öyle bir kişilik. Ama bayan olarak demiyorum. Çünkü bayanlara saygımız vardır, bütün kadınlara. Çünkü cennet annelerin ayaklarının altındadır. Bunu unutmayalım. Başörtüsü giyinmiş, dindar kimliğine bürünmüş güya. Ayasofya açılmasın, Ayasofya kilise olsun diyen birisi. Ve biliyorsunuz HDP'de 2 tane tecavüz olayı oldu. Çıkıp bir ses bile söyleyemiyorlar, edemiyorlar. İki yüzlüler. Ermenilerden yana, Hristiyanlardan yana, Hüda Kaya işte, Ayasofya değil, benim gönlümde kilisedir diyen bir gerisini söylemeyeyim arkadaşlar. Çünkü bayan yani. Bayan ne diyelim yani. Erkek olsaydı söylerdik. Çünkü ama arkadaşlar dünyanın neresine giderseniz gidin hep erkek tekme tokat, hep erkeğe tekme, hep erkeğe tokat. Hep ezilen erkek. Ezilen erkek. Kusura bakmayın böyle bir şey yani. Çalışan erkek. Hep bütün gece gündüz eve ekmek getirmek için ezilen erkek, yorulan erkek ama ne yapalım? Bizim de şansımız bu. Şimdi bir resim daha var. Bu da arkadaşlar karısını döven erkekler. CHP'li ama.
Şimdi karısını dövüyorlar. Atatürk süveterini kazağını giyip de eğer ekranların karşısına çıktıysan dokunulmazlık. O kurşun geçirmez yelek gibi bir şey. Onu giydiğiniz zaman bütün dünya hizaya duruyor. Kimse ses çıkarmıyor. Bir tanesi İsmail Küçükkaya. He, İsmail Küçükkaya. Cem Küçük diye isim geliyor. Hep karıştırıyorum onu da. İsmail Küçükkaya. Bir tanesi Ozan Güven. Öbürküsü de bir tiyatro oyuncusu ama şeyde oynuyordu. Ankaralı rolünde oynuyordu. O da şimdi çoktan kalktı. Burak Kut'la beraber oynuyordu. Komik bir şeydi de. Biz Ankara bebesiyiz la diyordu. Güzel bir diziydi. Komikti. Ama işte yani karakter olarak karaktersizlermiş yani. Böyle karılarını dövüyorlar. Ondan sonra Atatürk süveteri giyiyorlar. Ondan sonra dokunulmazlık oluyorlar. Atatürkçüysen hiç kimse sana el uzatamaz, dil uzatamaz. Bütün bak kadınları koruyan derneklerin hepsi sessiz, suspus. CHP'de geleneksel süveter giyme festivali son hızla devam ediyor. Karısını döven kareli süveter giyiyor. Kimse de ses çıkarmıyor. Evet, son resimimizi de verelim. Ondan sonra da programımızı bitiririz. Şov yarım kaldı. CHP'nin sözde hastanesi bir hasta bile gelmedi. Kapıya kilit vurdu, vuruldu. Üzüldüm buna ya. Burada zarar etmişler. Ama ben oradan bak Zeydan Karalar'a söyleyeyim. Zeydan Karalar. Eğer kar yapmak... Zaten kar yapıyorsun. CHP'nin şemsiyesi altındasın. Sen bir şey yapmadan da kazanıyorsun. Ne diye kalkıyorsun? Böyle şovlara kalkışıyorsun. Yapmadan da zaten sana herkes tabi. Bir şey yapmadan 5 sene ye iç yat. Hiç kimse sana sormaz. Bir musluk bile açma yani. Ekrem İmamoğlu musluk açtı ama yani. Bir musluk bile açma kimse sana bir şey demez. Çok güzel yere tezgah kurmuşsunuz kardeşim. Ne güzel işte. Bunun kıymetini bil. Hiç kimse sana hesap sormaz. İstediğin kadar hortumla, istediğin kadar çal çırp, adam kayır yerleştir. Ne yaparsan yap. Ye iç keyfine bak. 5 sene kardeşim. Kimse sana bir şey demez. HDP arkana almışsın. İYİ Parti arkanda, CHP de arkanda. Bir sonraki seçim gene aday, gene kazanabilirsin. Merak etme. Ayrıyetten para kazanmak istiyorsan, kolay para kazanmak istiyorsan böyle hastanelerden bir şey kazanamazsın. Bunun bir geliri yok. Erdoğan bunun lüksünü yapıyor. Ultra lüksünü. En kolay para kazanmak istiyorsan sana söyleyeyim Zeydan Karalar. Atatürk kitabı yaz. Yaz ki Türkiye'de 80 milyonun içerisinde kitleyeceğim bir dünya insan var. Yemin ediyorum bir CHP kimliği olsa yarın bir Atatürk kitabı böyle yatardı, böyle kalkardı, bunu yerdi, bunu severdi, bunu yapardı. Yok atın üstünde böyle dururdu, dikti, ölmeye emretti, kahramandı, yiğitti, en büyük askerdi. Ne yazabiliyorsun? En büyük her şeyi yaz. Şimdi ben Atatürk'ü aşağılamak için söylemiyorum. Öyle değil. Kusura bakmayın. Çünkü bunlar Atatürk'ü kullanıyor. Atatürk'ün yeri ayrı. Ben kendisine hani başarısız ya da ne bileyim gerici veyahut da zayıf, çaresiz böyle demek istemiyorum Atatürk'e. Öyle değil. O Türkiye Cumhuriyeti'nde herkesin yani bir komutan, bu ülkenin cumhurbaşkanı, bu ülkeye cumhuriyeti getirmiş o değil. Ama işte onun ismini kullanarak geçimini sağlayan ben sülüklere söylüyorum. Ama ne yapayım? İşte adamlar onu kullanıyorlar. Bize diyorlar hani siz dini istismar ediyorsunuz. Biz dini yaşıyoruz. Onlar seçim zamanı kullanıyorlar. İşlerine geldiği zaman. Biz Atatürk'ü yaşıyoruz. Onlar istismar ediyor. Onlar yiyor. İşine geldiği gibi kullanıyorlar. Yaz kitabı patlat 2500'e bitti. Atatürk'ün nutuku var. Yazmış nutuku 135 liradan patlat. Şimdi bir nutuka İmamoğlu 2500 lira istemez. Çünkü burada tutmaz. Yılmaz Özdil oradan iyi yürüdü gitti. Ekrem İmamoğlu'nda bu tutmayabilir. Evet arkadaşlar beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize kolay gelsin. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.